Gırtlak kanseri tedavisi, bütün kanser tedavilerin 3 ana yöntem var olmakla birlikte baş boyun kanserleri için, ki gırtlak kanseri de bunun içine yer alır, 2 ana tedavi ön plana çıkar. Cerrahi veya radyoterapi. Bu tedavilerin kısaca ne olduğundan söz edeceğim, daha sonra nasıl karar verdiğimizi anlatacağım. Cerrahi tedavi gırtlağın kanserli bölümünü ya da tamamını almayı gerektirir. Cerrahi olarak alınır ve eğer mümkünse geriye çalışan bir gırtlak oluşturmaya çalışılır. Eğer değilse tamamen kapatılır ve kişi boynundaki bir delikten nefes almaya başlar. Bu cerrahi tedavide gırtlağın bir kısmının veya tamamının alınması halidir. Aynı tedavi sırasında hastalığın evresine, hastalığın yaygınlığına bağlı olarak boyun tedavisi, yani boyun dokularının da temizlenmesi, bizim boyun diseksiyonu dediğimiz cerrahi gerekebilir. Radyoterapide ise sıklıkla hiçbir cerrahi yapılmaksızın yalnızca o bölgeye yönelik bir ışınlama, bu gırtlak ve gerekirse boyun bölgelerine yönelik bir ışınlama şeklinde yapılır ve hastalığı bununla kontrol altına almaya çalışılır. Her iki yöntem tek başına kullanılabildiği gibi bazı durumlarda ardışık olarak da kullanılabilir. Bazı durumlarda kemoterapi adını verdiğimiz, yani ilaçlarla hastalığın biraz daha kontrol altına alınması veya radyoterapinin etkisinin güçlendirilmesi gibi bir yönteme de başvurulabilir. Bu tedavi seçeneklerini biz hekimler biliyoruz. Ancak biz kendi aramızda diğer uzmanlık alanlarından hekimlerle, yani ben bir cerrahım, radyasyon onkolojisinden bir meslektaşımla, medikal onkolojiden bir meslektaşımla biz bir araya gelip hastamız için uygun bir tedavi modelini tartışıp daha sonra da bütün kendi aramızda vardığımız kararı ve görüşleri hastamızla konuşuyoruz. Burada tedavinin kararlaştırılmasında asıl belirleyici kişi hastamız olacaktır. Biz onu aydınlatmaya, onun her aşamada ne olursa olsun yanında olmaya çalışacak ve bunun için de olabildiğince her aşamayı organize bir şekilde gerçekleştireceğiz.